Alaattin Aktaş, enflasyonda yıl sonunu bırakın önce Ağustos'a bakın. Son günlerde yoğun olarak yıl sonu enflasyonuna ilişkin tahminim soruluyor. Hemen söyleyeyim, yıl sonu için bir tahminim yok. Yarın ne olacağını, nasıl bir karar alınacağını bilmiyorum ki bir tahmin yürütebileyim. Örneğin akaryakıttaki ÖTV artışı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine verilen yetkinin kalanını kullanacak mı, ne ölçüde kullanacak ya da ne zaman kullanacak, kim biliyor ki? Örneğin Merkez Bankası politika faizini gıdım gıdım mı artıracak ve nereye kadar artıracak, yoksa burada kalınacak mı, bilen var mı? Örneğin dün de yazdığım gibi geçen yılın Ağustos'undan itibaren bu yılki seçimler gözetilerek baskı altında tutulan döviz, bu yılda 2024 seçimleri gözetilerek baskı altına alınmaya mı çalışılacak, yoksa zaten çalışılıyor mu? Bu uygulama başarılı olursa başka bir enflasyon, başarılı olmazsa başka bir enflasyon bizi bekliyor demektir. Dolayısıyla 2023 sonu için enflasyonun ne olabileceğini tahmin etmek hiç de kolay değil. Ama şunu biliyoruz. Yılın ilk 7 ayındaki gerçekleşmeden sonra Merkez Bankası'nın makul bulunan %58'lik yıl sonu tahmininin tutması için 5 aydaki toplam artışın %20,5'te kalması gerekiyor. 5 aylık %20,5 artış da, aylık ortalama artışın %3,8'i geçmemesiyle mümkün olacak. Şu aşamada en iyisi aylık %3,8'lük ortalamalara odaklanmak ve ay ay gitmek. İki temel etken, döviz ve akaryakıt. Herhangi bir dönemin fiyat değişimini tahmin etmek için öncelikle bakılması gereken belli, döviz kuru ve akaryakıt fiyatları. Döviz kuru elbette fiyat endeksinde yer almıyor ama tüm mal ve hizmet fiyatları için en temel girdi. En temel, ister doğrudan etkilesin, ister etkilemesin. Hem döviz kuru fiyatları fazla etkilemese ne olacak ki? Döviz kuruyla çok dolaylı ilişkisi olanlar için bile ama döviz arttı gibi bir bahane oluşuyor sonuçta. Dövizin fiyatı belli ve sen yüksek olanı hesaba kattın, hayır sen şöyle yaptın gibi bir tartışmaya da yer yok. Böyle de bir avantaj söz konusu. İkinci kalem, fiyat endeksinde de yer alan, hem de önemli bir ağırlıkla yer alan akaryakıt. Dövizdeki durum. Öncelikle enflasyon hesaplamasıyla ilgili bir gerçeğin altını çizmekte yarar var. Fiyatlar enflasyon hesaplamasında ay sonlarındaki düzeyleriyle değil, ay ortalamasındaki düzeyleriyle dikkate alınır. Dolayısıyla enflasyona etki edecek kalemleri de, yani doları da ay ortalamasındaki düzeyiyle dikkate almak gerekir. Dolarda geçen ay yaşanan o hızlı artış durdu. Dolar Temmuz ayı ortalamasında Haziran'a göre yaklaşık %15 artış kaydetmişti. Dolar bugünden sonra ay sonuna kadar şimdiki düzeyinde kalırsa Ağustos ortalamasında Temmuz ortalamasına göre %2 artacak. Henüz Ağustos'un 3'te 1'ini geride bıraktık, kalan 3'te 2'lik bölümde muhtemelen bir miktar artış olacaktır ama Temmuz'daki gibi %15 dolayında bir orana çıkılacağı da beklenmemektedir. Sonuç olarak Ağustos ayı enflasyonuna dövizden gelecek etki, en azından şimdilik çok sınırlı olacaktır. Akaryakıtta neler oluyor neler? Biraz önce enflasyonun ay sonu fiyatları dikkate alınarak hesaplanmadığını özellikle vurgulama gereği duydum. Buna en iyi örnek akaryakıt fiyatları. Çünkü akaryakıtta öyle bir fiyat tablosu oluştu ki, hesaplama yöntemine göre çok farklı sonuçlar çıkabilir. Bugün 10 Ağustos ve benzin fiyatı Temmuz sonuyla hemen hemen aynı. Motorindeki artış %2 dolayında. LPG ise %14 zam görmüş. Ancak bu oranların enflasyon hesabında hiç önemi yok. Önemli olan bu ay oluşacak ortalama ile geçen ayki ortalama. Bu ayın ortalamasını tabii ki bilemeyiz, yalnızca bugün geçerli olan fiyatın ay sonuna kadar değişmeyeceği varsayımıyla aylık ortalamayı tahmin edebiliriz. İşte böyle yaptığımızda karşımıza vahim sayılabilecek bir tablo çıkıyor. Altını çizerek belirtelim, 10 Ağustos'taki fiyatlar artış ya da düşüş yönünde hiç değişmeden ay sonuna kadar geçerli olursa Ağustos ayının ortalama benzin fiyatı Temmuz'a göre %18 artmış olacak. Aynı yöntemle motorinde %24, LPG'de ise %27 fiyat artışı yaşanacak. Temmuz ayında Haziran'a göre benzin %31, motorin %35, LPG %16 zam görmüştü. LPG zammı şimdiden Temmuz'daki zamdan yüksek. Biraz daha gayret gösterirsek benzin ve motorinde de Ağustos ayı zammında Temmuz'u yakalayacağız, biraz daha gayret. Tek başına %1 etki. Akaryakıtın TÜFE'de %5 dolayında bir ağırlığı var. Kesin bir oran veremiyorum, çünkü TÜİK bunu da açıklamıyor artık. Bu üç kalem üründeki zam oranını 2022 için bildiğimiz ağırlıklara uyguladığımız zaman Ağustos endeksine toplam yansıma %1,12'yi buluyor. Dolayısıyla akaryakıt zamları hiçbir yansımaları olmasa bile Ağustos'ta fiyatların %1'in biraz üstünde artması sonucunu doğuracak. Kaldı ki akaryakıtın diğer mal ve hizmetlere etkisi olmaz mı, özellikle de motorin ve LPG'nin? Bu etkiyi en az 2 ile hatta 3 ile çarpmak gerekir. Bir de ayın kalan günlerinde yeni zamlar gelirse, seyreleyin Ağustos oranını. %5'i öpüp başımıza koyalım mı? Akaryakıtta durum belli. Fiyatların gerilemesi gibi bir sürpriz yaşanmazsa, ki yaşanacağını kimse beklemiyor, hatta tam tersinden kaygı duyuluyor, en az %2-3'lük bir TÜFE artışı cepte. Kur artarsa hem akaryakıta etki, hem diğer şekillerde yansımayla bu oran daha da yukarı gider. Bu yüzden de Ağustos ayı artışını için çizgiyi %5'e çizmekte yarar var.